Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir Belediyesi'nin Çamlık Park'ta düzenlediği ve yaklaşık 5000 kişinin bulunduğu iftara katıldı. Başkan Ergün, Alaşehir'e gelişinde yoğun ilgiyle karşılandı. Çamlık Park'ta düzenlenen iftar yemeğine Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Kemal İnan, MHP 23. dönem Manisa Milletvekilleri Mustafa Enöz ve Ahmet Orhan, Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Manisa Belediye Başkan Yardımcıları Mimar Azmi Açıkdil ve Tamer Çipiloğlu, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Sezgin Aydın, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Ok, MHP İl Başkanı Tamer Akkal, MHP Merkez İlçe Başkanı Engin Kabada, Ülke Ocakları İl Başkanı Onur Pabuççuoğlu, MHP Kadın Kolları Başkanı Hacer Semerci, Manisa Belediyesi Meclis Üyeleri Hüseyin Köroğlu, Hüseyin Alp ve Sezai Gürcan'la birlikte yaklaşık 5000 kişi katıldı. İftar yemeği öncesinde Manisa Şehzadeler Mehteri bir konser verdi. Okunan duaların ardından oruçlar açıldı. Daha sonra Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban söz aldı. Alaşehir'in değişen ve gelişen yüzüne katkıda bulunduğunu söylediği ekip arkadaşlarına teşekkür eden Karaçoban şunları söyledi. Değişen ve gelişen Manisa'nın mimarı Sayın Cengiz Ergün Bey sizlerle birlikte olacaklar ve birkaç kelam sizlenecek. Onun için lütfen birkaç dakikanızı ayırmanızı istirham ediyorum. Bugün Alaşehir'in değişen ve gelişen yüzüne katkıda bulunan tüm ekip arkadaşlarımı öncelikle hepinizin huzurunda kutlamak istiyorum ve tebrik etmek istiyorum. Bütün eforlarını, bütün güçlerini, belediyemize yapacağı hizmetlerin çok daha iyi olması anlamında sonuna kadar sarf ettiler. Ben kendilerinden razıyım inşallah, Allah da kendilerinden razı olur. Bugün burada 1000 aydan daha hayırlı geçirdiğimiz bir Kadir Gecesi'nin arkasından sizlerle birlikte olmanın ve buluşmanın, bu güzel Ramazan akşamında paylaşmanın en güzel ve en yüce duygu olduğu bu Ramazan akşamında iki lokmayı sizinle çiğnemenin, bir yudum suyu sizinle beraber içmenin keyif ve tadını almak anlamında buralara kadar teşrif ettiniz. Ne güzel ettiniz, ne iyi ettiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise Manisa Değişiyor sloganını hatırlatarak bu felsefeyle hareket ederek Manisa Belediyesi'nin imkanlarını halkın mutluluğu için kullandıklarını ifade ederek şöyle konuştu. Değerli Alaşehirliler, değerli Kavaklıderililer, değerli Piyadeliler, değerli Kilitliler, bütün burada bulunan hazırın değerli hanımefendiler, beyefendiler, arkadaşlar, herkese selam, Manisa'dan selam getirdim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, Sayın Başkanımızın biraz önce yapmış olduğu güzellikleri televizyonda izleme fırsatını bulduğum gibi, tabii ki bu süre içerisinde biz bizzat Alaşehir'de yapılanları en yakından takip edenlerdeniz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene içerisinde son aylarında artık Manisa büyük şehir oldu. Yeni çıkan yasa gereği büyük şehir kapsamında 2014 yılından itibaren Mart ayında yapılacak olan seçimlerden sonra tamamen il bütününde büyükşehir kapsamında Alaşehir'de hizmetleri alacak ilçelerimizden bir tanesi. Manisa değişiyor dedik ve sloganımız yaklaşık 2 yıldan beri bu felsefede Manisalılara Manisa Belediyesi'nin imkanları dahilinde en güzelini yaşatmanın çaba ve gayret içerisinde olduk.
Yaklaşık son 3 yıl içerisinde yapmış olduğumuz hizmetlerimiz takdire vatandaşımız tarafından gözle görülüyor ve insanlarımız tarafından da söylemle bir şekilde aktarılıyor. Manisa Belediyesi'ni 2008 yılında 65 milyon gibi bir gelir bütçesiyle aldık değerli vatandaşlarım. Bugün geldiğimiz noktada 2012 yılının yani geçtiğimiz yılın bütçesi 168 milyon liraya çıktı. Tabii bu nasıl oldu? Çok fazla detaylara girmek istemiyorum ama delikleri kapadık. Birilerinin cebine akan kaçakları tıkadık. 65 milyonlar alıp bugün 2003 bütçesini 200 milyonlara kadar getirme noktasında bugünkü bu çalışmalarımızda artık Manisa'da borcu kalmayan, aldığımızda 96 milyon gibi bir borç aldığımız Manisa Belediyesi'nin bütün borçlarını tamamlayarak birer birer hizmetlerimizi artık icraata çevirdik. Kısaca saymak gerekirse, saymakla bitiremeyeceğimiz 100 tane yakın projemizi bir fiil tamamladık. Ve bunların birkaç tanesi de şu anda devam ediyor. Oto terminal binasını mı söylesem? Allah nasip ederse 2-3 aya kadar büyük oto terminal binasını da Manisalılara hizmetini açmış olacağız. Yine belediye meclisimizin almış olduğu karar gereği ismini Alparslan Türkeş adını verdiğimiz köprülü kavşak ve viyadüğünü bayramdan sonra inşallah açmak nasip olacak. Şimdiden ben bütün Alaşehirlileri de bu açılışa davet ediyorum. Yine ismini Atatürk Gençlik Merkezi olarak verdiğimiz içinde 2500 öğrencimizin bugün gençliğimizin faydalandığı bir gençlik, Laleli Gençlik Merkezi'ni hizmete sunduk. Yine 170 dönüm üzerinde Manisa'nın en büyük peyzaj projesinin içinde yokların bulunduğu kent parkımızı da çalışmaları yaklaşık 1,5 aydır başladı. Ve Allah nasip ederse yılbaşından sonra da bunu bitirmesini tamamlayacağız. Mümin Özkesan futbol spor tesislerinden mi bahsetsem? Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Diyaraması'nı mı bahsetsem? Haydi Kadınlar Projesi kapsamında Manisa'ya gelen hanımefendilerimiz belki içimizde bugün mevcut. Bizzat gelerek gördüler ve yerinde Çanakkale'de verdiğimiz şehitlerin oradaki ambiyansını sesli bir görsel olarak yaşadılar. Bugün Türkiye'de Anıtkabir'den ve Fatih İstanbul Müzesi'nden sonra Türkiye'de üçüncü bana göre en büyük diyarama merkezi Çanakkale. Bu açıdan geçmişimize sahip çıkma duygusuyla bu hizmeti de hayata geçirdik. Kültür merkezimi desek, Manisa'da hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir mahalle ayrımı yapmadan 57 mahallemizin tamamının yenilemelerini bitirdik. Manisa'da rekorlar üstüne rekorlar kırarak asfalt rekorları ve bu düzenlemeleri hayata geçirdik. Manisa'da insanımız gece 8'den sonra sokağa çıkmakta ailelerimiz ve gençlerimiz korkar bir durumdaydı. Bütün mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz sosyal donatı alanlarıyla camilerimizin, okullarımızın ve parklarımızın aydınlatılmasıyla ve bu alanların çoğaltılmasıyla da bugün artık Manisa insanımız mutlu bir şekilde aileleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla, üniversiteli gençliğiyle gecenin birinde saat gece 1'de sokakta rahatça gezebiliyor ve huzur, mutluluk içinde yaşıyor. Bir köy kasaba havasından Manisa'yı artık bir şehir yaşanabilecek bir kent konumuna getirdik. Tabii ki bu hizmetler inşallah dalga dalga büyükşehir kapsamında
bütün köylerimize, bütün beldelerimize, bütün ilçelerimize yansımaları olacak. Büyükşehir neyi getiriyor? Büyükşehir daha büyük bütçeleri getiriyor. Bugün Manisa Belediyesi'nin biraz önce de söylediğim 200 milyona yaklaşan geliriyle Büyükşehir en az 5 katı, yani 1 katrilyon gibi bir bütçe Büyükşehir kapsamında ehil ellere bırakılması gerekiyor. O açıdan bütün Alaşehirlileri, bütün Manisalıları bu noktada bir kere uyarma ihtiyacı hissediyorum. Büyükşehir'i emin ellere emanet ediniz. Ehil ellere emanet ediniz. Rabbimizin bize vermiş olduğu bu görevi sizlerin takdiriyle yaklaşık 4,5 senedir çalmadan, çırpmadan, emanete ihanet etmeden, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeden en güzeliyle, en layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Allah bize nasip eder, alın yazımızdır, nasip etmez. Sizlerin takdiriyle inşallah bir 5 yılı daha Manisa'da neleri yapılabileceğini bugüne kadar yaptıklarımızda bir kere daha fırsatını inşallah bizlere nasip eder. O açıdan bütün Alaşehirlileri bir kere daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Değerli başkanımızın Büyükşehir kapsamında Alaşehir'e çok daha büyük hizmetleri hep beraber yaşayacağımızın buradan bir kere daha ben sözünü şimdiden veriyorum. El ele birlikte inşallah bu güzellikleri çok daha güzel bir şekilde sizlere yansıtmak bizim boynumuzun borcu. Ben içinde bulunduğumuz Ramazan ayının İnşallah sağlık sıhhat içerisinde nice Ramazan bayramlarında buluşmayı, bu iftar sofralarını sizlerle paylaşmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki bu hafta içerisinde hayırlısıyla Ramazan bayramını yaşayacağız. Ailelerimizle, büyüğümüzle, çocuklarımızla, eşimizle, dostumuzla inşallah huzur içerisinde bir bayram kutlamanızı, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde huzurlu günlerde yaşamamızı Yüce Rabbim bizlere nasip etsin. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağ olun, var olun. Tabii burada çok değerli muhtar kardeşlerim var. Onları belki biraz önce saymıyorum ki. Manisa Belediyesi olarak şu anda sadece Manisa Belediyesi'nin bütçe imkanlarıyla artık hizmetlerimizi biz sadece merkezde değil, bütün Manisa'nın merkezinde bulunan merkez köylerimiz ve beldelerimize de yapmaya başladık. Ve bunun halkaları yavaş yavaş Saruhanlı, Akhisar, Turgutlu, Salihli bölgelerine de çok kısa bir süre içerisinde gelecek. Manisa'da bulunan şu anda 100 tane köyümüzün çöp konteynerlarını, çöp toplama işlerini ve cami aydınlatmalarını ve taş kaplamalarını oturaklarından tutun park bahçe temizliklerine kadar Manisa Belediyesi yapmaya başladı. Bunun bilinmesini istiyorum. Bu halkaya inşallah Alaşehir'de bulunan 65 tane köyümüzün de muhtarına ve 6 tane beldesine de yapmayı buradan bir görev olarak alıyoruz. Bu noktada eksikliklerimiz ne varsa ilgili başkanımıza, teşkilatlarımıza bunu iletirlerse biz de imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü çaba ve gayretin içerisinde daha büyük şehir olmadan inşallah bu güzellikleri de sizlere yansıtmayı bir görev olarak kabul ediyoruz. Şimdiden hepinizi tekrar saygılarımla selamlıyorum. Konuşmanın ardından Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Alaşehirlileri el ele selamlarken vatandaşlar da iki başkanı ayakta alkışladı. Biz, evet, kucaklıyorlar bütün Manisa'yı. Hep birlikte inşallah. Sarıgölü'yle, Alaşehir'iyle, Salihlisi'yle, Turgutlusu'yla, Demircisi'yle, Gövdesi'yle, Köprübaşısı'yla, her tarafıyla Manisa'yı köyüyle, kentiyle kucaklayan Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Cengiz Ergün.
Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün kendisine büyük ilgi gösteren Alaşehirlilerle sohbet ederek sorunlarını dinlerken kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de kırmadı. Amin cümlemiz inşallah. Sizlerin de söyle, sizlerin katkısıyla. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Beyler başkanım olur musunuz başkanım? Tamam, mersi. Allah, Allah. Teşekkürler, çok sağ olun. Öte yandan iftar yemeğinin ardından Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban'a doğum günü sürprizi yapıldı. Kendisine yapılan sürpriz karşısında kısa süre şaşkınlık yaşayan Karaçoban, kendisi için hazırlatılan pastayı kesti ve doğum gününü unutmayanlara teşekkür etti. Ooo, sürprizler çok. İyi ki tadın Gökhan abi. Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindekiler daha sonra Alaşehir programını tamamlayarak ilçeden ayrıldı. Buradan giriş var. Ya var, buradan da var. Buradan da var. Buradan da var.